Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Özden Kutluer-Yalim. Kızlık soyadım Yalim. 30 yıldır Hollanda'dayım. 30 yıl önce öğrenci olarak, master öğrencisi olarak geldim. Sonra doktoramı yapmak üzereyken eşimle tanıştım. Evlenince tabii burada kaldım. 25 senelik evliyim. İki çocuğum var. Birisi üniversiteyi bitirmek üzere. Birisi de bu yıl üniversiteye başladı. Kaç yaşındayız? 55. Türkiye'ye dönelim, çocukluğunuza dönelim. Nasıl bir ailede, aileniz nasıldı? Kaç kardeştiniz? Babanız nasıl bir insandı? Aile yapımızı anlatırsanız. Evet. Biz beş kız kardeşiz. Bir de annem 6 kadındık evde. Babam tek başına bizi idare ediyordu. Zavallı adamcağız. Ama babam çok uygar bir insandı ve hayatımda tanıdığım en entelektüel birkaç insandan birisiydi. O anlamda bizimle olmak, 6 kadınla bir arada olmak gibi bir problemi yoktu. Bilmiyorum hayatında hiç erkek çocuğum da olsun diye düşünmüş müdür ama böyle bir düşüncesi asla olmadığını bize hep söylemiştir. Belki hatırımızı kırmamak için ama nasıl olursa olsun bizlere çok iyi prensipler veren, entelektüel altyapımızı gerçekten oluşturan, kendi zamanına ve akranlarına göre son derece sanatsever, edebiyat düşkünü böyle bir insandı. Babam Sümer Bank'ın kurucularındandır. Türkiye'de ilk kez bir tekstil fabrikası Rusya'nın o zaman tabii yardımıyla kurulması kararlaştırıldığında birkaç grup halinde eğitmişler Rusya'da bir takım insanları. Babam da bunların arasında. Döndükleri zaman ilk Sümer Bank fabrikasını Kayseri'de kurmuşlar. Tabii orada da babam işletme müdürlüğü yaparken annemi tanımış. Annem Kayserilidir. Orada evlenmişler. Biz beş kardeş hepimiz Kayseri'de babamın o görevi sırasında doğmuşuz. Sonra babamın memleketine tayin olmuş babam, Adana'ya. Adana'da da çocukluğumuz geçti. Ben demek 3-4 yaşlarındayken Adana'ya taşındık. İlkokulu orada okudum. Liseyi orada okudum. Sonra liseyi bitirdikten sonra bir yıl Amerika'ya gittim. Bir mübadele programı içerisinde. Ben Amerika'dan döndüğümde babam emekli olup Ankara'ya taşınmıştı. Çünkü o zaman üç kız kardeş geriye kalmıştık. Diğer ikisi evlenmişti. Üçümüz de üniversitede okuyorduk. Onun için ailede kalkıp Ankara'ya taşındı. Üniversite öğrenciliğim Ankara'da geçti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okudum. O zaman için Türkiye'nin en güzel üniversitelerine, en güzel kampuslarından biriydi. Hala da öyle. İyi bir öğrenci yaşamım oldu. Üç kardeş üniversiteyi okuduk Ankara'da. Sonra, üniversiteden sonra birkaç yıl Türkiye Kalkınma Vakfı'nda çalıştım. Çünkü kalkınma idaresi üzerine ihtisas yapmak istiyordum. Nerede yapabilirim dedim. O zamanlar çok yenilik getiren kalkınma düşüncesine bir kurumdu Türkiye Kalkınma Vakfı. Orada birkaç yıl çalıştıktan sonra Hollanda'ya iş için bir gelişimde Institute of Social Studies'te bir takım profesörlerle tanıştım. Onlarla konuşurken bana önerdiler bir burs söz konusu olsa gelip ihtisas yapmak ister misin diye. Evet dedim. Hollanda Devleti'nden burs alarak Den Haag'a geldim.
İki sene orada master yaptım. Sonra master tezimi ders malzemesi olarak kullanmak istediler. Biraz asistanlık yapıp onu biraz biçimlendirdim. Sonra da İngiltere'de Sussex'te doktoraya kaydımı yaptırmıştım. Doktorayı bitirmedim. Onun yerine evlenip iki çocuk sahibi oldum. Bence o büyük bir doktora. Özdenciğim, ben yine çocukluğuna dönmek istiyorum. Senin kolejde hoş anılarım vardı. Yani çünkü sen kaç yıl? 6 yıl yatılı okudum. Evet. Galiba, o dönemi bir anlatır mısın? Yani baban neden sizi yatılıda istedi, ya da annenle baban? Evet. Şimdi annem ve babam çalışan insanlardı. Ben çalışan bir annenin kızı idim. Şunu söylemek istiyorum bununla. Aile yapısı olarak çevremizde biraz belki modern düşüyorduk. Biraz ilerici düşüyorduk. Bu da her zaman çok beğenilmiyordu. Şu anlamda babam bizi daha liberal yetiştirmeye çalışıyordu çevremizden. Biz mesela bisiklete biniyorduk, tenis oynuyorduk. Bunlara heveslendiriyordu babam bizi. Fakat o zamanların Adana'sında bir kızın şort giyip tenis oynaması, oğlanlarla tenis oynaması diye bir şey söz konusu değildi. Bu yüzden çok eleştiriliyordum. Bisiklete bindiğimiz için eleştiriliyorduk. Sürekli bir ikilem yaşıyordu annem ve babam. Bir tarafta kendi kafalarına göre yetiştirmek istiyorlardı. Öbür tarafta çevre çok tepki gösteriyordu. Çevremiz de tabii kapalı bir çevreydi. Çünkü biz Sümer Bank'ın lojmanlarında oturuyorduk. Bu lojmanlarda da hep işte müdürler, şeyler oturuyordu. İdarecileri fabrikanın oturuyordu. Sosyal kontrol oldukça fazlaydı. Ben de biraz iyi bir öğrenciydim. Faal bir öğrenciydim. Her bir şeyden eksik kalmak istemiyordum. Her şeye koşturuyordum filan. Bunlar pek o kadar çevrede sıcak bakılmayan şeylerdi. Biraz daha bunlardan belki korumak için beni yatılı okula verdiler. Şimdi tabii geriye dönüp baktığım zaman tam olarak analiz edemiyorum. Benim yorumum herhalde diyorum, onun için verdiler. Biraz daha rahat edeyim, biraz daha kendi başıma kalabileyim diye. Çünkü bir de mahallede şöyle bir yüküm vardı. Tabii çevre kısıtlı, kapalı, sosyal kontrol şey olunca mahalledeki bütün çocuklara ders çalıştırmak, onların ödevlerini yapmak, ödevlerine yardım etmek gibi de bir yük vardı. Yapılmadığı zaman anneler gelip beni hırpalıyorlardı. Niye yardım etmiyorsun filan diye. Yani öyle küçücük boyumla pek çok sorumluluk da biniyordu üstüme. Bir de bu baskı olunca herhalde en istediler yatılı okulda olması. 6 yıl yatılı okulda okudum. Tabii yatılı okul aslında birçok açıdan çok güzel. Yani orada edinilen dostluklar bugün bile hiç tozlanmadan duruyor. Fevkalade güzel dostluklar, arkadaşlıklar ediniyorsun. Fakat benim okuduğum okul ilkel koşullarda bir yatılı okuldu. Bugün anlatmaya kalksam hiç kimse inanmaz başımızdan orada geçenleri. Bir takım sorumluluğumuzu alan insanların, mesela bir baş muavinimiz vardı. Kendisi her ne kadar psikoloji öğretmeniyse de biraz biz ona pisicik derdik. Kendisi bir vakaydı. Gece rüyasında rüyasına girip rüyasını bozan bir kızı sabah gelip rüyamı bozmaya ne hakkın var diye dövdüğünü hatırlıyor. Başka bir şey söylememe bilmiyorum, gerek var mı? Ama o koşullarda evet, liseyi yatılı olarak, ortaokul ve liseyi yatılı olarak okudum. Ama iyi bir öğrenci olduğum için bir takım imtiyazlarım da vardı. Çünkü okulun gazetesini çıkarıyordum. Tiyatro kulübünün başkanıydım. İşte bayağı önemli bir yerim vardı okulda öğretmenlerin yanında. O açıdan
fazla sorunum olmadı bu tür baskılarla. Ben bu yatılı okul olayını özellikle sordum. Çünkü 12 yaşından 17 yaşına kadar kendi ayaklarının üstünde durmasını bilen bir insan daha sonra göç ettiği bir başka ülkede de çok rahat ayakta durabilir diyor. O anlamıyla bir bağlantı. Evet, mutlaka yani göçmenliğimin başlangıcı oraya varıyor. Doğru, çok doğru bir şey. Ve yatılı okulda okumuş olan pek çok kadınla zaman zaman Hollandalı olsun, Türk olsun konuştuğumuzda kızlara sadece kızların gittiği bir yatılı okulda okumuş olmanın da bazı karakteristikleri olduğunu ortaya çıkarttık. Yani insanın kendine güveninin belki daha da sağlamlaştığı, erkeklerle rekabet ortamsız bir gücü biriktirip ayaklar üzerinde durduktan sonra yaşamda daha iyi başa çıkabildiğimizi bir takım şeylerle tespit ettik. Yani bu pek çok arkadaşla konuştuğumuzda bunu böyle saptadığımızı hatırlıyorum. Onun dışında doğru yani göçmenlik hayatım o zaman 12 yaşımda başlamış oluyor. Evet. Ben bir de annenin karakterini alayım. Nasıl bir kadındı? Annem çok kişiliği kuvvetli bir kadındı. Yani annemin kızı olmak kolay değildi. Çalışan bir kadındı. Çok yaratıcı, son derece akıllı bir kadındı. Elinden gelmeyen bir şey yoktu annemin. Dikiş dikmekten, roman yazmaya, şiir yazmaya her şey elinden gelirdi. Onun için hep onun kızı olmanın çok kolay bir şey olmadığını düşünürüm. Bize tabii çocukluğumuzda çok küçükken neler verdi, neler vermedi onları pek iyi hatırlayamıyorum. Yatılı okulda da uzun süre ömrüm geçtiği için yani annemle ilişkilerimizde annemi bize ne vermeye çalıştığını pek iyi hatırlamıyorum. Ama bir şeyler vermeye çalışmış ve vermiş ki annem benim için hayattaki en kıymetli varlıklardan birisi oldu yaşamım boyunca. Ve bir yaşta nasıl oldu bilmiyorum. Annemi artık anne değil çok yakın bir dost olarak tanıdım. Ve iki kadın olarak çok iyi anlaştığımız, çok birbirimizi tamamladığımız düşüncesindeyim. Demek ki diyorum pek fark ettirmeden belli bir yapı vermiş annem. Ama hiç oturup da büyük bir analize girmedim şimdiye kadar. Ama çok kişilikli ve çok kuvvetli bir kadın olduğunu biliyorum. Babamı da çekip çeviren annemdi çünkü. Annem çok daha girişken, çok daha yaratıcıydı. Babam biraz daha korkaktı atılımlar yapmaktan. Öyle söyleyeyim. Bildiğim kadarıyla siz beş kız, beşinizde biraz fazlaca muzip olanlardınız. Birkaç anını anlatır mısın şu aileyi? Tam dışarıdan izleyen de anlayabilmesi açısından. Şimdi bizim aileyi tabii dışarıdan anlamak çok zor. Çünkü bizim ailenin bir kere bir dili var. Ve bu dil öyle bir dil ki biz konuştuğumuz zaman insanların ayak uydurması biraz zor. Bir kere çok nasıl olduğunu bilmiyorum ama korkunç bir mizah gelişmiş bizim aile yapımızda. Babamdan da gelme bir tarafı var bunun. Babam da çok esprili ve mizah seven bir insandı. Bizim de hayatımız boyunca işte böyle çeşitli işlerimiz vardı. Bulup çıkartıp, yaratıp, olmadığı yerde yaratıp yahut da böyle bir takım olayların üzerine giderek mizah yaratırdık. Bir gün unutmuyorum. Bir erkek arkadaşımızla bir köşede konuşuyoruz. O yeni bir elbise almış. İşte tek düğme elbise moda şimdi filan diye anlatıyor filan. Biraz sonra babam beni çağırdı yanına. Babam da gazete okuyor yani odanın bir köşesinde. Bizle ilgilendiğini hiç düşünmüyorum.
Yanına çağırdı, dedi ki bir makas alır mısın dedi. Şu düğmelerimin ikisini, üsttekini ve altındakini keser misin dedi. Ben çok şaşırdım. Ne oluyor baba dedim. E dedi Tarkan dedi konuşuyordu, tek düğme mi odaymış dedi. Şu fazla düğmeleri alıver. Böyle espriler çıkartırdı. Özellikle Kıbrıslı arkadaşlarla çok eğlenirdik. Onların işte biraz daha değişik bir Türkçeleri vardı. Bir anımız var, ona çok gülmüştük ailecek. Esat diye bir arkadaşımız vardı. Kıbrıs'tan yeni gelmiş. İşte kız kardeşimin okul arkadaşı. Bize gelip gidiyorlar. Yalnızlar Ankara'da. Şimdi bu çocukcağız bir gün Kızılay'da giderken bir adamın birisi Esat Esat diye üstüne doğru gidiyor. Evet diyor, ben Esat. Beni nereden tanıyorsunuz diyor. Adam diyor ki Esat mı kardeşim diyor. Esat diyor, evet diyor. E o zaman bin şu arabaya diyor. Ama beni nereye götürüyorsunuz? Beni nereden tanıyorsunuz filan diye Esat korkunç bir şeye kapılıyor, heyecana kapılıyor. Bir taksiye atlıyor, babama geliyor. Babam emekliydi, evde otururdu. Arkadaşlar hep gelir, biz olmasak da onunla sohbet ederlerdi. Geliyor Kemal amca, beni adamın birisi kaçırmaya çalıştı. İşte zor kendimi buraya attım filan. Ne oldu diyor babam, anlat bakayım diyor. Meğerse o zamanki koca Beyoğlu pasajının önünde Esat dolmuşlarının değnekçisi Esat Esat diye bağırıyormuş. Bu da üst, oraya doğru gelince Esat mı kardeşim demiş. Evet Esat. O zaman bin. Şimdi o da dolmuşlardan haberi yok. Zavallı. Beni adam, beni nereden tanıyorsunuz? Nereye götürmek istiyorsunuz diyormuş. O da Esat mı kardeşim? Bu espri babamın çok hoşuna giderdi. Herkese anlatırdı. Şimdi tabii bir de evlenirken işte evlenmeye geleceğim, evleneceğim insanı size tanıştıracağım filan diye eve mektup yazdım. İnanç'la bizi de pek kardeş zannederlerdi. Biraz tiplerimiz benzer, ikimiz de yanaklıyız. Çok dedim yani, bana benzeyen birini buldum, ikizim gibi. Gelince göreceksiniz, yalnız biraz daha benden şişman diye tarif ettim İnanç'ı. Neyse, havaalanından geldik, karşıladılar bizi işte iki aileden de. Eve gelir gelmez eniştem girer girmez içeri, ne cücesi canım dedi, boylu boslu adam dedi. Aynı benim kopyam deyince 1.58 boyunda bir adam düşünmüşler. Evet. Canım, Hollanda'ya gelelim. Kaç yılında Hollanda'ya gelmiştin? 73 yılında. 73 yılında. Belli bir dönem eğitimi tamamladıktan sonra kaç yılını aldı? O süreci anlatır mısın? Ve ne zaman işe başladın? Evet, şimdi 2 sene master yaptım Den Haag'da. Ondan sonra doktora yapmak üzere İngiltere'ye gittim. Fakat param yetmedi o sırada. Tekrar Hollanda'ya dönüp çalışıp bir yıl para biriktirmeye karar verdim. Döndüm Hollanda'ya. Eşim o zamanlar radyo programlarını yapıyor Türkler için. İş ilanları, iş duyuruları falan geliyor. Aman bana bir iş bul dedim. Yani bir yıl içinde para biriktirip şey yapacağım. Limburg'da bir iş buldum. Aileleri, işte ailelerle çalışmak için, Türk aileleriyle. Hizinsbekleider deniliyordu o zaman. Orada öyle bir işe girdim. Bir sene çalıştım. Tam parayı biriktirdim. Fakat tekrar dönemedim İngiltere'ye. Çünkü bu sırada evlenmeye karar verdik. Ondan sonra o doktora paramı da çeyiz parası yaptım. Böylece demek ki 2-3-4 yıl sonra evlenmiş oldum. Ondan sonra Mersin'e taşındık evlendikten sonra. Evet. Ve senin iş hayatında zaten özellikle o dönem çok fazla eğitimli insan yoktu. Evet. Ve bir yığın yerde faaliyet gösteriyorsun. Hoş anıların da var, hep kaybolma gibi. Senin bir kaybolma esprin vardı. Bu bir espri değil, bu çok ciddi bir olay. Ben adres, yani yön hissi olmayan bir insanım. Sağımı solumu bile zor işte kestiririm. Güneyimi, doğumu, batımı falan pek bilmem. Ama tabii her yere de girmeye çalıştım o sırada. Bir kere evlendiğim zaman dil bilmiyordum. Dil
öğrenmek için ilişkilerimi belli ölçüde Hollanda yaşamıyla işte kurmak istiyordum. Bir yerlerden başlamak istiyordum. Gönüllü, gönülsüz her ne iş olsa koşturmaya çalışıyordum. Oradan oraya koşuyordum ama altımda bir araba, yön bilmeyen bir insanım. Her seferinde bir macera yaşayarak, kaybolarak, işte haritaları ters tutarak falan. Bir kere hiç unutmuyorum. Evlendiğimde hep gönüllü işler, işte projelerde gönüllü olarak çalışıyorum filan. O zamanlar Hollanda Yabancılar Merkezi'nin Türk kadınları için bir projeleri var. Oralarda gönüllü çalışıyorum. Bir gün bir çalışma günü düzenledik. O günde ben başkanlık yapacağım. Oraya gideceğim. Ama yeni taşınmışım. Utrecht'te Yatmarsın'a tam olarak daha bilmiyorum yolu. Eşime sordum. Dedi, nasıl gideceğim ben şeye? FC Donderstraat'taydı o zaman NSB. Şimdi de buradan yola çıkacaksın, Amersfoort-Hilversum yolunu takip edeceksin. İşte şöyle bir köprü gelir filan. Şimdi buradan yola çıkacaksın diye onun tarif ettiği Amsterdam'sa Straatweg'den şehrin içinden giden yolmuş. Ben çıktım otoyola. Benim için yol aynı. Yani bir yol, bir yol. Den Bosch yoluna doğru gidiyorum. Gidiyorum. Ne Amersfoort tabii orada veriyor, ne Hilversum veriyor filan. Epeyce gittim, baktım olacak gibi değil. Bir yerden bir benzinciye girdim. Dediler tamamen ters yöndesin. Tekrar döneceksin. İşte tarif ettiler filan. Tekrar döndüm. Tekrar girdim şehrin içine. Gittim. Tarif edildiği gibi. Epeyce bir gittikten sonra yine durdum. Birisine sordum. Burada böyle bir sokak yok dediler. Meğerse Amersfoort'a girmişim bu sefer de. Yani böyle birkaç şehre gire çıka falan derken ancak öğlenleyin ben oraya vardım. Tabii başkanlık yapacağım toplantı başlamış. Herkes öğle yemeği paydosuna çıkmış. Nerede kaldın dediler. Vallahi çok utandım yolumu bulamadım demeye. Uyumuş kalmışım dedim. Böyle böyle işte bir kendime bir yön çizmeye çalıştım. Bir takım kişilerle tanıştım filan. Ve bir yerden başladım tabii. Dil öğrenip yeni baştan bir meslek, yeni baştan bir iş yaşamı kurmaya. Yani sen Hollanda'da mesleğini de değiştirdin değil mi? Tabii, eğitimini tabii. Almış oldun. Evet. Yani akademisyen olarak başladığım, o niyetle başladığım iş neticede tabii Hollanda'ya gelince bambaşka bir yöne girdi. Çünkü artık Hollanda'da yaşayacağım kesinleşince kalkınma üzerine doktora o zaman çok şey gelmedi. Yani Hollanda yaşamıyla ilişkili. Bir de bir an önce dil öğrenmem gerekiyordu. Çünkü o zamana kadar hep İngilizce yapmıştım çalışmalarımı. Onun için yeni tamamen sıfırdan başladım. Yani her intrader sözü benim için tabii geçerli. O konuda tamamen yeniden başladım. Peki tamamen yeniden başlıyorsun ve bir yıl gönüllü iş yapıyorsun. O anlamıyla senin kariyerin nasıl gelişti onu bir çizer misin? Şimdi önceleri bir takım projelerde işte ne var ne yok sağdan soldan duyduğum yerlerde gidip gönüllü olarak çalışmak istediğimi söyledim. Hatırladığım ilk girdiğim şeyler söylediğim gibi Hollanda Yabancılar Merkezi'nin iki projesinde gönüllü olarak çalıştım. O arada Forming Centrum denilen yani bu gençlere çalışan gençlere yönelik ikinci şans eğitimi gibi bir yer vardı. Burada eğitime yerleştirilemeyen Türk kızları için bir olanak yaratmaya çalışıyorlardı. Orada gönüllü olarak çalışır mısın dediler. Uzun bir süre gönüllü olarak bu genç kızlara ders verdim.
Biraz hayat bilgisi dersi, biraz işte motive etmek için onları, bir meslek sahibi olmak için bir girişimde bulunmaları için filan. Bu tür yerlerde çalıştım ve bu projelerde yardım kurumlarında gönüllü yaptığım hizmetler sırasında gördüm ki yabancılar konusunda, tabii bundan 30 yıl öncesini, 25 yıl öncesinden bahsediyoruz, hiç kimsenin ciddi bir girişimi yoktu. Yani hepimiz zaten o zamanlar nasıl olsa döneceğiz diye baktığımız için devlet yahut işte yöneticiler de işi o şekilde görüyorlardı demek ki. Hiçbir hizmet yoktu. Dil dersleri dediğiniz zaman işte birkaç gönüllü kendi yaptıkları malzemelerle kadınlara ders vermeye çalışan birkaç insan vardı. Forming Center'da öylesine belli bir program yoktu. Yani ben bir program yapmaya çalıştım. Hiçbir yerde bir ne politika üretiliyordu ne de gerçekten bir hizmet geliştirilmişti. O anlamda bizlere, bizim gibi Don Kişotlara çok büyük işler düşüyordu. Ben de her yere bu şekilde girmek durumunda kaldım. Biraz da hayır demek gibi bir adet edinememişim demek ki. Kim nereye çağırırsa oraya koşturuyordum. Çünkü öbür tarafta da bakıyordum ki gerçekten insanlar, gençler ziyan olup gidiyor. Ya politikalar hakikaten bir takım şeyleri görmüyorlar. O anlamda bu çalışmalara başladığım anlar benim tabii belli politikaların gelişmesine çok önceye düştü. Ve geliştirilen politikaların da ilk gününden itibaren vardım. O anlamda Hollanda'da yabancılara dönük, azınlıklara dönük politikaların gelişmesini ilk gününden itibaren izledim. Aynı şekilde kadın eşitliği konusundaki politikalara da dalmış oldum. Tabii biraz feminist şeyim vardı zaten Türkiye'den. Buraya gelince iyice o şiddetlendi. O anlamda bu iki politikanın özellikle diyebilirim ki ilk gününden itibaren bir katkıda bulunmaya çalıştım. Çünkü o edindiğim deneyimleri bir şekilde aktarmak istiyordum. Birilerine duyurmak istiyordum. Önemli bir özveri, kendi kariyerini bırakıyorsun ve bir yıl gönüllü işlere dalıyorsun. Evet. Çünkü 30 yıl önce senin akademik birikiminle birlikte çok rahat başka bir yerde iş bulabilirdin. Yani seni motive eden başlı başına neydi? Beni motive eden şey haksızlıklar biraz. Yani kişiliğimde böyle gelişmiş bir yön var. Haksızlık gördüğüm zaman onu görev ediniyorum kendime. Her türlü eşitsizlik, haksızlık beni şey yapıyor, yani motive ediyor diyeyim. Her zaman söylüyorum zaten, diyorum ki bu tür bunalımlar motorum benim. Yani bunları gördükçe unutamıyorum. Gördükçe kayıtsız kalamıyorum. Bu haksızlıklar dünyanın neresinde olursa olsun beni aynı şekilde etkiliyor. Ama gözümün önünde diyelim ki 15 tane Türk genci hiçbir olanak bulamadan ziyan olup gidecekse bunu ben kabul edemiyorum. Onun için de böyle bir işlere girişiyorum her zaman. O zaman ensebe yaşantısını biraz. Evet. Tabii bir süre ensebenin projelerinde çalışınca tanıdı insanlar beni. O sırada işte orada özellikle kadınlara ve gençlere yönelik çalışmalar yapan bir arkadaş giderken bana önerdiler, başvur, böyle bir yer var, ilgini çekmez mi diye. Başvurdum ve staff görevlisi olarak ESB'de işe başladım. Görevim özellikle kadınların
eşitliği konusunda politika geliştirmekti. Önce tabii çalıştığım kurum içerisinde bir politika geliştirmek ama aynı zamanda devlet politikalarını izlemek ve oraya katkıda bulunmaktı. Çünkü o zamanlar ENSB olarak yaptığımız iş politika geliştirmekti, politikaları etkilemeye çalışmaktı. Hatta çok ilginç tabii, ben dili de iş içinde biraz öğrendim. Sabahtan akşama kadar işte meclis tutanaklarını okumak, yasaları okumak yahut yasa taslaklarını okumak. Öyle de acayip bir Hollandaca geliştirdim. Yani tam böyle bir bürokrat dili, yasal bir dil geliştirdim. Çocuklarım beni anlamakta zorluk çekiyorlardı Hollandaca konuşurken. Anne, büyük insan dili konuşuyorsun, biz onu anlamayız diye. Yani günlük dilim yoktu Hollandaca'da. Ama ilk böyle meclis tutanaklarıyla başladım. Neyse, orada çalıştığım sürece ilk kez Hollanda'da, yani bu şimdilerde gender and ethnicity dediğimiz, yani cinsiyet ve etnik köken analizini bundan 20 küsür sene önce ben yapmışım. Şimdi geriye dönüp baktığım zaman görüyorum ki onları o zamanlar tespit etmişim, yapmışım, politikalara da sokmaya çalışmışım. Tabii bir yerde dediğin gibi biraz evvel o sıralarda yetişmiş eleman azdı bizim aramızda. Üniversite mezunu insanımız azdı, şimdiki gibi değildi. O anlamda bir de ülke çapında çalışacak nitelikte insanımız da azdı. Ben ilktim o anlamda. ENSB'deki ilk yabancıydım. Böyle ülkesel çapta çalışan ilk yabancı kadındım. Onun için çok görev düşüyordu üstüme. Bütün bakanlıklardaki işte danışma komisyonlarından tutun her türlü yere, hatta ilk başlarda, ilk yıllarımda Sosyal İşler Bakanlığı göçmen kadınlar üzerine kendisinin bir politikası olmadığı için uluslararası konferanslara bile bakanlık adına beni yolluyordu. Çünkü kendisinin bir politikası henüz yoktu. Ve yanıma da bazı memurları yetiştirmem için veriyorlardı. Öyle bir dönem yaşadım. O dönemde de, evet, o dönemde de hoş isim yaptın şu anlamıyla, değil mi? Aman aman Özlem gelirse kavga eder yine filan diye. Evet, tabii şimdi ben oldukça heyecanlıydım. Biraz da sabırsız bir insanım. Bir takım şeylerin bir an önce anlaşılmasını, bir an önce yapılmasını, bir an önce kotarılmasını istiyorum. Birincisi tabii politikaların gelişmesi çok ağırdan alınıyordu. İkincisi de politikalar içerisinde bize bakış açısı çok benim sinirimi bozuyordu. Yani biz aciz ve hiçbir şeyden anlamayan, hiçbir şey bilmeyen yaratıklarız. Bizi birilerinin kurtarması lazım. Buydu ilk politikaların bize bakış açısı. O anlamda sürekli dil döküyordum. Yani şimdilerde empowerment dediğimiz, yani insanları kendilerini güçlendirerek bir yerlere varmak düşüncesi henüz o zamanlar yoktu. O zamanlar, yani hele bir de kadınsanız, yabancı kadınsanız zavallı, kurtarılmaya muhtaç insan olarak bakılıyordu. Benim görüşüm ise her insanın yaşam deneyiminin kendisine belli bir akıl, fikir verdiği, her kültürün kendi bir yaklaşımı olabileceğini, bunlara değer verilmesini, bunlardan çıkılmasını en azından yola öneriyordum. Fakat bu masa arkalarında oluşturulan politikalar ve bizi kurtarmaya yönelik formüller çok asabımı bozuyordu. Onu da her yerde söylüyordum. O yüzden bir süre sonra tabii ismim aksi kadına çıktı. Hatta bir keresinde duydum, bakanlığın birisine bir komisyon oluşturulurken, aman Özden Kutluer'e söylemeyin, gelir gene dağıtır diye uyarmışlar birbirlerini. Ama aslında güzel bir ittifat bu bence.
Çünkü eğer 30 yılı değerlendirirsek o bakış açısında çok şeyin değiştiğini fark ediyor musun Özden? Mutlaka tabii devir devir çok şeyler değişti. Yalnız şu değişmedi benim gözümde. Bir zamanlar işte kurtarılacak insanlardık. Bizim kendimizle ilgili politikalarda herhangi bir katkımız olabileceği asla düşünülmüyordu. Şimdilerde bir takım kavramlar değişti. Artık eskisi gibi işte bunları kim kurtaracak diye bakılmıyor. Bunlar nasıl güçlendirilir diye bakılıyor. Ama özünde değişmeyen bir şey var. Özünde değişmeyen şey de hala bizim kendimizi idare edeceğimizi tam manasıyla inanmamış olmaları. Hala bakıyorsunuz bir takım projeler geliştiriliyor. Şimdi bir grup diyelim ki Türkiye'li kadın bir proje sunarsa daha zor güvenmek yahut fonları onlara vermek. Ama bir kurum Hollandalı iki kişi Türk kadınlarını kurtaracağız diye yine bir proje yapsın, onlar daha çok itibar görüyor. Hala tam olarak kendi kendimize yetebileceğimiz konusunda bir güven yok toplumumuza. Yani bu biraz tabii kuvvetler dengesiyle ilgili bir şey. Güç kimin elinde? Bakın projelerde dikkat edin, hamallığını yine bizim insanlarımız ya bizim dediğim zaman yani yabancı kökenli insanlarla ilgili projelerde hamallığını onlar yapar. Fakat paralı bölümünü, menajerliğini, idareciliğini her zaman bir kurum, birkaç Hollandalı üstlenir. Bu arada benim 30 yıllık meslek hayatımda burada yetiştirdiğim çok insan var beni geçen. Beni geçen derken şöyle yani isim yapan, yalan yanlış da olsa araştırmalarını yapıp kotarıp giden. Ama aynı şekilde yabancı kökenli bir insanın o yerlere gelmesi kolay değil. Şimdi ayrımcılık konusunda geçen yıl bir Birleşmiş Milletler zirvesi oldu. Aman ayrımcılık, ırkçılık, bununla mücadele filan diye işte delegasyonlar oluşturuldu. Birleşmiş Milletler'de konferanslar yapıldı. Ama gelin ayrımcılıkla ilgili bir laf söyleyin bir politikacıya yahut bir idareciye. Asla asla sizi söylediklerinize itibar göstermez. Çünkü Hollanda'da ayrımcılık yoktur. Irkçılık yoktur. Dost acı söyler ama yabancıysanız dost kategorisine demek ki girmiyorsunuz. Onun için bir takım şeyleri insanlar duymak istemiyorlar. Ben bunu geçtiğimiz yıl bu ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığına karşı konferansta çok keskin bir şekilde yaşadım. Amerika köleliği gündeme getirirseniz gelmem diye tehdit etti. Bilmem işte Hindistan dokunulmaz kastı gündeme getirirseniz gelmem dedi. İsrail Filistin olayını getirirseniz gündeme gelmem dedi. Herkes kendi işine gelmeyeni duymamak istiyor. Bizim de görevimiz bir takım şeyleri duyurmak olunca tabii pek fazla yaranamıyoruz. O anlamda hala temelinde o düşüncenin ve o yapının değişmediğine inanıyorum. Ama şu değişti, bizim insanlarımız değişti. Bundan 30 yıl önce belki okuma yazma bilmeyen insanlarımız çoğunluktaydı. Şimdi gençlerimiz bir yerlere varmaya çalışıyorlar. Artık inkar edilemeyecek nitelikler kazanıyorlar. O anlamda değişiklik oldu. Yoksa insanların bize bakış açısında değil. Ben o dönem içinde senin bir günlük programını da almak istiyorum. Sabah Hı. kalkıp çocukları okula bırakıp onu bir anlatır mısın? Tabii. Yani iki çocuk büyüttüm bu arada. Kreş her sabah
bir kreş seferimiz olurdu tabii. Çocukları bırakıp işe gitmek, ondan sonra onları tekrar toparlayıp eve gelmek. Bu arada tabii ben hiçbir zaman sadece işimi yapan bir insanda olmadım. Yani hiçbir döneminde hayatımın 9-5 insanı olmadım. Her zaman gönüllü 3-5 tane işim. Her zaman evde de yapmak zorunda olduğum, verdiğim bir takım sözler yahut birilerine yardım etmek için. Zaten evlendiğim zaman eşim Türkçe radyo programları yapıyordu. Sonra ben de işin içine girdim, birlikte yapmaya başladık. Sonra başka ben Feduko için, o zamanki eğitim yayını vardı, onlar için, Türk hanımları için Türkçe radyo programları yapmaya başladım. İşte birazcık da tabii koyunun olmadığı yerde keçi Abdurrahman Çelebi derler. Başka kimse olmayınca her türlü işe koşuyorduk. Radyoculuk yaptım, televizyonculuk yaptım. Ondan sonra öğretmenlik yaptım. Her şeyi yapmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Onun için öyle bir 9-5 mesaisi hiçbir zaman benim için olmadı. Hep eve geldikten sonra da yapılacak başka işlerim oldu. İşte yemekti, çocukların yıkanması, yatması vesaire. Ondan sonra da benim için üçüncü vardiya başlardı. Hiç 12'den önce işimin bitip de yattığını da hatırlamıyorum. Mutlaka bir şeyler yazmak, okumak, hazırlamak durumunda olurdum. O anlamda yaşamım hep böyle bir fırtına gibi geçti yani. Yalnız bir dönemini hatırlıyorum rahat ettiğim. Onda da işte iki çocuğun kreş bakım işini pek kotaramadık. Yani biri bir yerde, biri bir yerde diye. Eve bir yardımcı almıştık. O kadıncağız bizde 17 sene çalıştı. Ve o dönemde çok rahat ettim. Çünkü çocukları okuldan o alıyordu. Yemeği yapıyordu. Çocukları yediriyordu. Biz eve geldiğimiz zaman soframız hazır oluyordu. İşte bize de çocukları yatırmak kalıyordu. O bir dönem, öyle bir çok sefahat dönemi dediğim bir dönemim var. Onun dışında hep anne, eş, gönüllü vesaire olarak sürekli birkaç var diye birden çalıştım. Hala da öyle. Daha önce bana bir şey söylemiştin. Eğer benim hayatımla bir film yapılsa herhalde eski zaman slapstick gibi. Evet, hızlı çekim. Evet. Evet, hep hızlı çekim bir yaşam oldu benim için. Hiçbir şeye de hayır dememek üzere. Yani hayatımda geri çevirdiğim, özellikle kendi insanımdan geliyorsa, hiçbir isteğe hayır dediğimi hatırlamıyorum. Hep yapmaya çalıştım. Kendim yapamadıysam başka yapacak insanlar buldum. Peki eşinin senin bu hayatın içinde yeri neredeydi? Bunu nasıl birleştirdin? O da özel bir yetenek çünkü. Evet. Yani inanç da evlendiğimiz yıllarda o da öyle çift şeydi, vardiyalıydı. Hem radyocuydu, onda devamlı teybi sırtında. O da her türlü eylemlere vesairelere gidiyordu. Çünkü yalnız başına yapıyordu bir yerde. Yani ben de yardımcı oluyordum ama radyocu olarak yalnız başına yapıyordu. O da sürekli o şekilde koşturuyordu. Şimdi bizde bir evlendiğimizden beri bir şey vardır. Ev ajandası. Kendi ajandalarımızın dışında. Kim oraya önce ismini yazarsa, akşam yokum diye, öbürü akşam bir yere gidecek olursa, çocuklar için işte bakıcı ayarlamak falan durumunda olurdu. O şekilde bir trafik vardı. Herhalde bu anlamda birbirimizden çok farklı olmadığımız için birbirimizi de tolere edebildik. 9-5 çalışan bir adam olsaydı inanç, herhalde benim bu tempomdan sıkılabilirdi. Ben öyle bir insan olsam ondan sıkılabilirdim. Yalnız çok sık benim artık biraz fazla ileri gittiğimi söylediğini biliyorum. Yani pek çok kere hayır demeyi de öğren dediğini hatırlıyorum.
Ve zaman zaman en son ben mi acaba öncelik listendeyim diye de bir tereddüte düştüğünü biliyorum. Hiçbir zaman tabii benim için öncelik listesinde aşağı düşmüş değildi ama birazcık tabii o dönemler içerisinde başka insanların sorunları sanki daha öncelikli gibi geliyordu bana. Ben belki eşime, çocuklarıma haksızlık ettim bilmiyorum. Ama başka insanların sorunları o sırada daha acildi gibi hala da düşünüyorum. Uluslararası çalışmayı alalım. Evet. Şimdi tabii uluslararası yaptığım çalışmaları ben kopuk görmüyorum burada yaptığım çalışmalarla. Burada yaşadığım şeylerden çıkarak tabii bu mesajı, burada edindiğim deneyimden çıkan mesajı her yere duyurmaya çalıştım. Şimdi önce tabii bu yaşadığımız göçmenlik olgusunda ilk adımlardan birisi örgütlenmekti. Ve 25 belki daha önceye dayanan bir Türkiye'li kadınlar örgütü kurduk Hollanda'da. Yabancıların kurduğu, kadınların kurduğu ilk örgüttür. Ve en uzun ömürlü örgüttür. Buradan başladık. Yani bu sorunlara birazcık daha sistematik bakmak, birbirimizin deneyimini yan yana koymak. Yani bu bir tek benim mi başıma geliyor? Bu iş kişisel mi? Yoksa bunun içinde bir sistematik var mı? Yani niye bir takım yerlerde hala Türk olduğumuz için başka türlü bize bakılıyor diye. Yani bir entelektüel yapıda akademisyen bir insan olarak Hollanda'ya geliyorum. Birdenbire yabancı kadın diye bir anonim şeyde fonda kaybediliyorum. Örneğin ilk geldiğim yıllarda dil öğrenmek istiyorum. İşçi bulma kurumuna gittim. Ben dedim yani dili öğrenmeden iş bulamayacağım. Dil öğrenmek istiyorum. Vallahi işte dil öğrenmek için yok, hiçbir olanak yok o zaman. İşte gönüllüler orada burada bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Kendi inisiyatifleriyle. Neticede müjdeyi verdi. Bir dil dedi kursu, sana buldum dedi. Gittiğim zaman karşılaştığım manzara dehşetti benim için. Bir kilisede salı akşamları okuması yazması olmayan Türk kadınları için bir kurs açmışlar. Bütün akşam birkaç tane resim duvarda asılı, onlara bakıp tekrarlıyoruz kelime kelime. Şimdi ben tabii çok şaşırdım. O ortamda benim dil öğrenmeme imkan yok. Tekrar geldim Arbeitsbüro'ya. Dedim ki yani ben orada öğrenemem. Benim öğrenme biçimime uygun değil bir kere. Ben dedim öğrenirken bir şeyin altındaki felsefesini öğrenerek öğrenebiliyorum ancak. Tabii tuhaf tuhaf yüzüme bak. Türk değil misin sen dedi yani adam. Türk kadınlar için bunu münasip görmüşler. Ama sen okuman yazman var mı yok mu? Üniversite mi bitirmişsin, master mı yapmışsın? Bunlar onlar için hiç önemli değil. Yani Türk kadını deyince bir kategoriye sokuluyordun. Şimdi bu tabii benim için korkunç bir ivme oldu. Bu ne biçim iştir diyerekten. Bu sefer işte örgütlenmeye hareketine girdim. Ve görmek istediğim şey bu bir sistematik mi yoksa bana karşı bir tesadüfen yapılmış bir olay mı diye. Örgüt yaşantısı içerisinde çok şey öğrendim. Ve çok şey de yapabildik birlikte örgütlendiğim arkadaşlarla. O benim için çok büyük bir mutluluktu şu anlamda. Yani yükü biraz sırtımdan alıyordu. Tek başıma savaşmak yerine böyle bir grup içerisinde olmak. İkincisi daha biraz kolaylaştı tabii sesimizi duyurmak, bir takım şeylerde varlık göstermek. Şimdi bu tabii Hollanda içerisinde bunu keşfettim. Ha, bir tek ben değilim, bunda bir sistematik var, bunun üstüne gitmemiz lazım diye. Sonra 85 yılında
Biliyorsunuz büyük bir dünya kadın konferansı oldu şeyde, Kenya'da. Oraya hazırlık olarak dedik ki biz bir Türkiye'li kadınlar konferansı organize edelim Avrupa çapında. Avrupa çapında dedik ama dünya çapında oldu. Avustralya'dan bile insan geldi. Yani Türkiye'li insanın yaşadığı bütün ülkelerden insanlar geldi. Ve büyük bir konferansı düzenledik Amsterdam'da. O zaman gördük ki bu bir tek Hollanda işi de değil. Bu sistematik daha da yaygın. Demek ki bir tek bizim başımıza da gelen bir şey değil. Orada işte bu konferansın neticelerini falan bir videoda topladık ve onu Nairobi'ye götürdük, sunduk orada. Ve tabii böyle böyle geliştirilen politikalara katkıda bulunmaya çalıştık. Yalnız onunla bunları yaparken bir taraftan da şu beni düşündürmeye başladı. Bu iş, evet, bir sistematiği var bunun ama kadın olmanın boyutu ne? Biraz evvel söylediğim gibi Hollanda Yabancılar Merkezi'nde çalışmaya başladığımda kadın olmak ve ayrı bir etnik kökenden olmayı incelemeye çalışıyordum. Bu sefer tabii kadın olma boyutuna girince Hollandalı kadını da işin içine almak gerekiyor. Bu sefer başladım kadın politikaları üzerinde ihtisaslaşmaya. Neticede oradan da tabii biraz uluslararası platformlara yönelmeye başladım. Ve neticede böyle bir uluslararası platformda da bir yer edinmiş oldum. Şimdi biraz evvel söylediğim gibi hem yabancıları yahut azınlıkları ilgilendiren konularda hem kadınları ilgilendiren konularda yavaş yavaş da bu iki konumdaki insanların diğer bütün kesitlerdeki konumuna doğru. Şimdi örnek vereyim. Geçen yıl ırkçılıkla ilgili konferansta kadın olma boyutunu, göçmen olma boyutunu getirmeye çalışmıştık. Bu yıl Nisan'da Madrid'de yaşlılıkla ilgili konferansa göçmenlik boyutunu, kadın boyutunu götürmeye çalışacağım. Ağustos'ta Johannesburg'da kalkınma üzerine bir konferansta Kuzey-Güney ilişkisi, kadın boyutunu irdelemeye çalışacağım. O anlamda gittikçe genişleyen bir alanda özel bir kesimin boyutunu sürekli incelemeye çalışıyorum. Peki Özden, sen 30 yıl öncesine dönersek, Türk'üm deyince geneldeki reaksiyonları Hollandalılardan aldığın reaksiyonu da alabilir miyim? Şimdi tabii bunlar dönem içerisinde gelişti. Ben Hollanda'daki yaşamın ilk 3 yılında kendimi bir Türkiye'li Türk olarak görmüyordum. Yani ben bir öğrenciydim, uluslararası bir öğrenciydim. Bir entelektüel idim, akademisyen idim. Hep bu kişiliğim öne çıkıyordu. Çünkü o sırada tabii bulunduğum çevreler de bu tür çevrelerdi. Ve kimse bana milliyetimi bile sormuyordu. Yani böyle bir çevre içindeydim. Ne zaman ki evlendim, birdenbire sanki kişiliğim tamamen yön değiştirdi. Yahut ben gittim de sanki yerime başka birisi geldi gibi dış dünya tarafından algılanılmaya başladım. Artık ne bir eğitimimin önemi kaldı, ne benim kafamdan neler geçiyor, ben bu topluma neler katabilirim yahut akademisyen olarak benim bir değerim var mıdır, yok mudur, değil. Tamamen toplum bana bir göçmen kadın olarak bakmaya başladı. Hatta geçen dönemde, ilk dönemde oturduğumuz evde, sonradan işte arkadaşlık kurduğumuz Hollandalıların hep söylediği, köşedeki Zor isimli küçük kadın, göçmen kadın. Yani milliyetim bile artık şey değildi. Yani
yabancı kadın. Türk, Faslı filan da değil. Hatta bir komşum vardı, her seferinde siz evde Marokkanca mı konuşuyorsunuz? Hayır, ben Marokkan değilim, ben Marokkanca bilmem. Peki ne konuşuyorsunuz? İşte Türkçe konuşuyoruz. Aa, zor olmuyor mu işte burada yaşamanız filan? Şimdi tabii ben yetişmem itibariyle ya da bana verilen aile kültürü ya da dünya görüşü beni esasında bayağı dünyaya açık bir kişilik geliştirmekte yardımcı olmuş bir altyapı. Birdenbire gelip de böyle küçücük dünyalı insanların beni küçümseyerek bakması bana ilk başta çok komik geldi. Daha sonra baktım, sinirim bozulmaya başladı. Bu sefer tabii hadi bir de bu boyutu girdi işin içine. Bunu nasıl kotaracağız? Kendimizi nasıl sunacağız bu topluma diye. Velhasıl yani bitmedi bir türlü bu tür şey yapmalar, yani savaşlar diyeyim. Hatta bir dönemde hatırlıyorum, bir camper almıştık. Komşular çok bozulmuş. Yani iki araba bir de camper var. Biz bir arabayla başa çıkamıyoruz. Hollandalı olarak yabancılar üç tane arabaları var. Bütün park yerlerini işgal ediyorlardı. Tabii en kısa zamanda götürüp camperımızı başka bir park bulup şey yaptık. Yalnız bunu şunu söylemeye çalışıyorum. Benim zamanımda, yani ilk evlendiğim yıllarda çevremdeki kadınların hepsi çocukları olduğu zaman çalışmayı bırakmışlardı. Çalışan bir tek kadın ben vardım. Ve sürekli olarak eleştiriliyordum. Sen işte çocuğunu kreşe koyup işe gidiyorsun. İşte Hollanda'da adet bu değildir. Ben de çalışan bir annenin çocuğu olarak çok normal buluyordum. Yani çalışmaya ara vermek gibi bir şey hiç aklıma gelmemişti. Böyle eleştirilerin yanı sıra insanlar düşünmüyorlardı. Yani bak, bu kadar çalışıyorlar, işte tabii ki ikisinin de arabası olacak filan yerine. Bak, biz Hollandalıyız, bizim bir tane arabamız bile yok, onların iki arabası var diye göze batabiliyordu. Yani neyse, işte bütün bu telaşlar içerisinde kendimizi nasıl tanıtacağız, burada nasıl sunacağız, oraya nasıl dil anlatacağız derken öyle bir işin içerisine girdim ki hem Hollanda içerisinde hem uluslararası platformda hem de tabii buradaki politikalara yoğun dönük olarak bu çalışmalara katıldım. Şimdi uluslararası platformlardaki yapılan çalışmalar da benim için özellikle Hollanda'ya etkileri açısından önemli. Diyelim ki böyle bir konferansa, Birleşmiş Milletler zirvesine gidildiği zaman, dönüldüğü zaman tabii burada bir milli plan geliştirilmesi lazım. O plan çok önemli. Geldikten sonra o planın geliştirilme sürecini takip etmek çok önemli. Ne yazık ki bizim topluluğumuzda hala bu platformlarda söz almak isteyen insanımız az. Tabii benim için bu uluslararası platformlarda olmanın en önemli yönü, döndükten sonra uygulanacak olan milli politikaları da etkileyebilmek, onu izleyebilmek. Hem bu zirvelere hazırlık sırasında hem döndükten sonra. Çünkü görüyorum ki yabancılar arasında yahut yabancı kökenli insanlar arasında bu platformlara katılanlar az. Birçok gittiğim yerde ben yalnızım bu anlamda. Onun için elime eteğimi çekemiyorum kolay kolay. Yerime insan yetiştirmek istiyorum, heveslendirmek istiyorum. Pek olmuyor, nasıl olmuyor bilmiyorum. Ama dönüşteki bu politikalar çok önemli. Bunların şimdi son yıllarda da bir de bizim ülkemize uzantısına taktım kafayı.
bu konuda bir takım çalışmalar da yapıyorum. Özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne aday olduğu şu sıralarda, tabii girişi Avrupa Birliği'ne ne kadar sürer onu bilemiyorum ama aday olduğu şu sıralarda Türkiye'ye karşı politikalarda bir değişiklik söz konusu. Tabii o da benim çok ilgimi çekiyor. Belki biraz göçmen olmanın yanı sıra giderek yaşlanan bir göçmen olmanın ve giderek Türkiye'ye hasretin yoğunlaştığı bir dönemimde şimdi oraya doğru yönlendirilen politikalar benim ilgimi çekiyor. Ve bu dönemde Türkiye'de bir takım projelerin gelişmesi için uğraşıyorum. Birkaç tane projeyi hayata geçirdim. Birkaç tanesi üzerinde şu anda çalışıyorum. Ve sürekli olarak çevremdeki insanlara da bu konuya el atmalarını sağlık veriyorum. Birkaç örgütte eğitim programları yaptım. İnsanları biraz bu konulara sokmak için. Yani her boyutu, her boyayı boyamaya çalışıyorum. Güzel. Ama o anlamıyla bu 30 yılda da bir yığın yabancı kökenli kadını örnek oldun. Yani ve emeğin var, direkt emeğin var. Evet, yani bu da çok güzel bir şey tabii. Özellikle yaşamında bir değişiklik oluşturduğumu söyleyen bazı genç arkadaşlarım var. Bu bana çok mutluluk veriyor. Eğer çorbada tuzum olduysa ne mutlu bana. Evet, o konu birkaç net örnek verebilir misin? Ben biliyorum ama senin ağzından duymak istiyorum. Şu gruplar için senin gözleyip de yani şu insan için direkt hayatında böyle bir değişiklik oldu. Valla isim vermem ne dereceye kadar doğru olur bilmiyorum. Ama pek çok insanın derdine ortak olmaya çalıştım. Yani görebildiğim kadar yol göstermeye çalıştım. Genç kızlar üzerinde çok büyük bir etkim olmuş. Bunu anlıyorum şimdi bu kadar yıl geriye dönüp de. O Forming Center'ımda yaptığım çalışmanın bir takım meyvelerini gördüğüm zaman mesela o eğitimden tamamen uzak kalmış insanlara yeniden okuma şevki vermek için bir kütüphane kurmuştum. Onlara kitaplar okuyordum, hikayeler okuyordum. Onlara cazip gelecek hikayeler okutmaya çalışıyordum. Daha sonra onları böyle bir ara eğitimlerle, şakıl kürsüs denilen şeylerle meslek eğitimlerine yönlendirmeye çalışıyordum. Bugün bir yerlere gelmiş bazı genç kadınlar dönüp de bana siz olmasaydınız böyle bir adım atamazdım, hayatımı değiştirdiniz dediği zaman çok duygulanıyorum. Bir dönemde Amsterdam Frau Fachschule'un müdürlüğünü yaptın. Evet. Kaç yıl yaptın onu? 4. Ve o dönemde de yine hayatında çok önemli bir özveride bulunup, gönüllü işlerden vazgeçmeyip, kariyerini bırakıp annenin bakımını üstlendin. Evet. O olayı anlatır mısın? Evet, annem... Şimdi tabii insan yaşantısında belli yerlere geldiği zaman, belli yol ayrımlarına geldiği zaman seçimler yapmak durumunda. Her insan için söz konusu. Benim de birkaç kez yön saptama sapağına geldiğim doğru. Bu sapaklardan birisi de annemin sağlığı konusuydu. Annem bana çok yardımcı oldu meslek hayatım süresince. Zaman zaman gelip çocuklarıma baktı. Zaman zaman benim seyahatlerimde geldi. İşte evimi, sorumluluklarımı paylaştı. Çok güzel bir dengemiz, çok güzel bir ilişkimiz vardı. Böylece annem Hollanda'ya
yerleşti bir biçimde. Gerçi Türkiye'de de evi vardı, başka çocuklarını da ziyaret ediyordu ama esas merkezi burasıydı. Bir tatil sırasında Amerika'da bir beyin kanaması geçirdi. Sigorta aldı getirdi anneme, yoğun bir şekilde bakımını, rehabilitasyonunu yaptık. Yine ayakları üzerinde biraz durmaya başladı. Fakat ikinci defa bir beyin kanaması geçirdiğinde felç oldu. O zaman hastanede bir ay annemle bir odada kaldım. İlk günü hiç unutmuyorum. Annem beyin kanaması geçirdi, hastaneye götürdük. Sabaha çıkarsa yaşar dediler. Tek başıma bir sandalyede, annemin yanında, intensif care'de sabahladığım gece, annem yaşarsa her işimi bırakıp onunla olacağım dedim. Bu gece sabaha kadar dua ettim. Annemi kaybetmeyeyim diye. Sabaha çıkardım. Sonra bir ay hastanede kaldık birlikte. Tabii annem iki beyin kanamasından sonra dillerini unuttu. Doğru dürüst konuşamıyor. Bildiği dilleri de unuttu. Okuma yazmayı kaybetti. Çok bana bağımlı bir hale düştü. Ve hayatta tek tutanağı, tek ümidi ben kaldım. Böyle bir durumda tabii insan işin bir muhasebesini yapıyor. Benim yapabildiğim işleri, başka işleri yapabilecek çok insan var. Yani insan hiçbir konuda ben olmazsam olmaz diye düşünemiyor. Müdürlüğü yapabilecek pek çok insan çıkabilir dedim ama anneme bir evlat borcunu ödeyebilecek benden başka şu anda kimse yok. İşte önce kararımı verdim. Bir ay bir hastane odasında sadece hastanenin park yerini gören bir odada bir ay yaşadık. Bu arada da tabii uzun vadeli çözüm arıyoruz. Şimdi evim merdivenli, yatak odasına çıkması, inmesi annemin söz konusu değil. Zaten doktorlar böyle bir evde oturamayacağını söyledi. Acaba garajda bir oda mı yapsak, nasıl yapsak dedik. Ev doktorum 24 saat sen bakamazsın dedi. Gece iki defa uyansan bütün gün ne yapacaksın dedi. Bir şans eseri eve çok yakın köyde bir bakım evinde yer bulundu. Hastaneden oraya çıktık. Ondan sonraki dönemde işte her sabah 8'de gidip akşam 8'e kadar annemle beraber olup onun son gününe kadar ona yoldaş olmaya çalıştım. Ama o anlamıyla da güzel esprilerin vardı senin. Anneni o bakım evinde mutlu kılmak için. Tabii. Onlardan birkaç örnek verir misin? Yani çünkü tek diyaloğu olduğu sen ve o hatırladığım kadarıyla anne bir şeyler tanısın diye
kendin Evet. artık yeni metotlar falan Tabii. geliştiriyordun. Şimdi insan tabii her yaşadığı olayda görüyor ki yabancı olarak bir toplumda yaşadığınız zaman ne kadar çok eksiklikler var. Şimdi bizim toplumumuz burada yavaş yavaş yaşlanıyor. Yaşlandıkça görüyoruz ki bizim yaşlılığımıza da bir hazırlık yapılmamış. Yani nasıl ki buraya gelirken hiçbir hazırlık yoktu, bize dönük bir hizmet gelişmemişti. Yaşlılığımızda da aynı şeyle karşılaşıyoruz. Şimdi annem afazi geçirdi. İki beyin kanaması geçirmiş bir insan. Doğru dürüst konuşamıyor ama onu anlayabilecek hiç kimse yok. Böyle bir insanla nasıl bir bakım, nasıl bir hizmet verilebilir hiç kimsenin bir fikri yok. Her dakika ben yanında olmak durumundayım. Yani konuşmak başka türlü mümkün değil annemle direkt olarak. Şimdi böyle bir durumda fizik tedavi deniliyor. Ben orada olmak zorundayım. Anneme ne yapmasını söyleyeceğim. Logopedist dediler. Logopedist hiçbir şey yapamıyor anneme. Yani kadıncağız Türkçeyi bilmiyor ki. Anneme yardımcı olsun. Ben Ankara'da bir logopedistle telefon görüşmelerimle kendi kendime bir sistem oluşturmaya çalıştım. İşte benim olmadığım saatlerde hemşirelerin, bakıcıların annemle iletişim kurabilmesini sağlamak için resimler yaptım. Üstüne çeşitli dillerde yazdım ne olduğunu. Annemle ne küçük bir şey sopa verdim. Duvarına bütün o resimleri astım. Anneme çalıştırdım işte bu tuvalete gitmek istiyorum, bu karnım aç, bu uykum kaçtı vesaire. Onları gösterecek. O arada da tabii oradaki yaşantısında annem çok yalnız, kimseyle doğru dürüst ilişki kuramıyor. Hayata açılan tek penceresi benim. Ondan sonra onu hayata bağlı tutabilmek için her gün kalkıp giderken nasıl güldürürüm, neler anlatayım, nasıl espriler yapayım, işte gününü nasıl aydınlatırım, nasıl güldürürüm. Kendime bunu amaç edindim, annemi güldürmek. Ondan sonra yapmadığım hokkabazlık kalmıyordu tabii. Her şeyi deniyordum. Annemi güldürdüğüm zaman o gün eve mutlu geliyordum. Yani güldürdüm diye. Yani her olayı işte esprisi biraz güneşli tarafından baktırmaya çalışarak filan. Bir gün örneğin dolaştırıyordum annemi tekerlekli sandalyesinde. Bir yağmur başladı. Sırılsıklam olduk. Annem de her zaman şikayet ediyordu işte hemşireler duş yaptırmıyor, yalnız siliyorlar. İşte ben duş yapamıyorum her gün filan diye. İşte dedim yap duş. İstediğin kadar. Yağmur başımızdan aşağı geçiyor. Ben onun sandalyesinin etrafında dans ediyorum. O da aman ne güzel duş yapıyorum diyor filan. Böyle kahkahalar içerisinde ciyak ciyak. İyice ıslandık. İliklerimize kadar eğlendik. Dans ettik, geldik. Ama hala gülüyoruz annemle böyle. Hemşireler falan hemen geldiler. Ne oldu size falan? Baktılar gülüyoruz. Ne var? İşte duş yaptık biz dedik. Ondan sonra böyle o tür espriler, her şeyi espri. Bir de bir başka hastanın annenin yatağına gelme Ya. esprisi vardı. Onda senin Evet, tavrın da çok hoş. o zavallı adamcağız. Alzheimer'lı bir hasta vardı annemin bitişindeki odada. İkide bir odasından çıkıyor ve yolunu kaybediyor adamcağız. Başka odalara giriyor. Bir gün öğlen annem dedi ki ben biraz uyuyayım sen bana git bir çorba yap getir. Eve geldim anneme çorba yapıyorum. Gittim tekrar çorbayı yapıp bir baktım hemşireler bir telaş içindeler. Başhemşire bana geldi dedi bir olay oldu. İşte sana önce ben anlatayım falan. Ne oldu dedim. Bu adamcağız yine çıkmış odasından. Ve şaşırıp annemin odasına girmiş. Annem uyuyor yatakta. Annemin üstüne kendini atmış. Annem zavallı tabii çılgına dönmüş. Uyanmış öyle üstünde birisi. İtmeye çalışıyor. Adamcağız tırmanmaya çalışıyor. Öylece epeyce bir güreşmişler.
başka bir hasta görmüş, hemşirelere haber vermiş. Neyse gelip adamı almışlar, götürmüşler. Annemi sandalyesine oturtuyorlar. Annem tir tir titriyor. Etrafında böyle telaşlı birkaç tane hemşire. Asansörden hemen iner inmez bana başhemşire olayı anlattı. Ben içeriye girdim. Elimi belime koydum, annemin karşısına geçtim. Sen dedim, beni bunun için mi dedim yolladın eve çorba yap bahanesiyle. Yatağına erkek mi almaya çalışıyordun dedim. Bizim bu şeyde Mars'ın köyündeki itibarımızı, namusumuzu beş paralık etmek için mi filan. Ben bir başladım tabii. Annem başladı gülmeye. Hangi adam olduğundan bile haberim yoktu dedi. Ha dedim, yani o kadar bile seçmiyorsun. Neyse biz başladık gülmeye. Ondan sonra hemşireler falan şaşırdılar. Sen dediler, ne dedin? İşte böyle böyle söyledim. Bu espri oldu artık tabii. Herkes gülmeye başladı. Herkes bir rahatladı. Sonradan dediler, ne yapacağımızı şaşırmıştık. Senin nasıl aklına geldi bu böyle bir çözüm? Ama işte insan o durumlara geldiği zaman yaratıcı oluyor. Annenle bu ilişki, daha doğrusu hastalık dönemi 4 yıl falan sürdü değil mi? Kaç yıl? Biraz daha az, 4 yılda. Ama ilk beyin şeyiyle, kanamasıyla birlikte bakarsak 5 yıl. Anneni kaybettin ve evet. Ondan kısa bir zaman sonra senin çalışmaların yeniden başladı. Evet. Ya da aslında hiç bırakmamış olduğun şeyi yeniden biraz daha fazlalaştırdın. Evet. Şu anda nelerle meşgulsün? Şu anda Türkiye ağırlıklı çalışmalarım var. Türkiye'de projeler geliştirme, oradaki örgütleri yönlendirme. Birkaç tane çok güzel projeyle uğraşıyorum. Hollanda'daki kalkınma için işbirliği çerçevesinde onlarla uğraşıyorum. Hollanda'da var birkaç tane proje geliştirilmiş, üstünde durduğum. Uluslararası platformlardayım hala, biraz evvel söylediğim gibi. Onlar da çok yoğun, gerçekten onlar çok yoğun, çok zaman alıyor. Bu arada çok kültürlülük konusunda çalışma yapıyorum. Şimdiye kadar biraz evvel söylüyordum, etnik köken ve cinsiyet şeyini, kesişme noktasını inceledik. Bir süre sonra fark ettim ki bu yeterli olmuyor. Yani şimdi bir insanın diyelim ki Türkiye'li olması ve kadın olması önemli iki unsur. Fakat o aradaki çeşitliliği kaybettiğin zaman yeteri kadar iyi analizler yapamıyorsun. Bu analizlere başka boyutları da katmak gerekiyor. Sınıf, eğitim, bunun gibi pek çok başka kökenler önemli. O anlamda yeni bir analiz geliştirmeye çalışıyorum. Ve bu konuda bir çalışma içerisindeyim şu anda. Cross-sectional bir şey. Yani diğer çeşitlilikleri de işin içine almak durumundasın. Çünkü görüyorsun ki bazen, yani yüksek eğitimli bir insan olarak eğitimsiz bir kendi kökeninden bir insanla olduğundan daha çok müşterin olabiliyor bir başka kökenli insanla. Bütün bunlar bu olayın bu kadar basit iki unsura indirilemeyeceğini bana gösterdi. Onun için daha çeşitlilik içeren bir analiz oluşturmaya çalışıyorum. Yani bunun dışında da işte bir takım örgütlerde gönüllü olarak halen çalışıyorum. Onun yanı sırada bir yönetim kurullarında, evet, tavsiye kurullarında işte bugüne kadar yönetim kurullarında, uzun vadeli yönetim kurullarında yer aldın kurumları sayarsak 50'yi bulmuş mudur? Bulmuştur. Bulmuştur değil mi? Evet. Evet.
Yani ben kendim de pek farkında değildim ya. Bundan birkaç sene önce bir kraliyet nişanı verdiler. Orada kim nasıl edindi ve bütün bunların listesini yaptı, belediye başkanı sayarken ben kendim de şaşırdım. Hakikaten doğru, bak o da vardı filan diye. Beni iyi tanıyan akıllı birisi hepsini tespit etmiş. Peki Özden, şimdi belli bir yaştan sonra da kendi yaşlılığımız konusunda hiç düşünüyor musun? Aa, o Yani konuda herhalde. proje geliştirdim. Yani şimdi epey bir süredir bu konuda yani bir görüş oluşturmaya çalışıyordum. İnsanlarımız yaşlanınca nasıl olacak filan diye. Tabii özellikle anneme baktığım dönemde ve annemi kaybettiğim dönemde bu deneyimimi bir iki yerde anlatmıştım. Herkesin çok ilgisini çekti. Başladılar işte benim geliştirdiğim metotlara bakmak istediler. Bu konuda işte bir takım tavsiye kurullarına çağırdılar falan. Böyle böyle yaşlılar için geliştirilen bir projede buldum kendimi. Projenin danışma kurulunda. Ve Türkiye'li, Faslı ve Surinameli gruplar için yaşlılık ne olacak, yaşlılıkta ne olacak konusunu başladık irdelemeye. Tabii ben girdiğim projelerde filan özellikle istediğim bir şey insanların kendisi ağzından duymak. Yani birileri böyle onlar hakkında görüş bildirmesinler yukarıdan bakıp diye böyle gruplar kurduk. İşte bir grup yaşlanmaya yüz tutmuş bizim gibi insanlar. Türkiye'li, Faslı, Surinamlı. Bunlar kendi aralarında konuşa konuşa neler hissediyorlar, ne yapmak istiyorlar, nasıl bir gelecek görüyorlar falan. Bu konuşmalardan çıkarak sorunları tespit ettik. Olanaklar ne olabilir onları tespit ettik. Şimdi bunların üzerinde duruyoruz. Ben kendim zaten şöyle bir şey fikir vardı hep. Hatta bir arkadaşla birlikte de bir fantazimiz vardı. Kışın kapalı duran işte yazlık yerlerdeki otellerden birisine gidip işte yanımızda doktorumuz, hemşiremiz de olmak kaydıyla bir grup ucuz bir şekilde o oteli kapatıp kışı orada geçirmek, yazın belki buraya gelmek filan diye. Bu proje içerisinde de aynı şey çıktı. Yani insanlar ne oradan ne buradan vazgeçemiyor. Şimdi düşünün, ben 20 küsür yaşında geldim Hollanda'ya. 30 yıldır buradayım. Demek ki buradaki yaşantımın yılları geçti Türkiye'de yaşadığım yılları. Orası ana vatanım, burası baba vatanım. Şimdi ne buradan vazgeçebiliyorum, ne oradan vazgeçebiliyorum. Buradan vazgeçemememin nedeni çocuklarım buraya yerleşecek. Yarın bir gün burada torunlarım olacak. Onları yani görmek için vize filan peşinde mi koşacağım yahut işte nasıl olacak filan. İki tarafında avantajları var. Dönmüş olan insanlardan duyduğumuz şey sağlık hizmetlerinden çok şikayetçiler. Sigorta konusunda çok şikayetçiler. Böyle bir gitmek mi dönmek mi gitmek mi dönmek mi derken bizim projenin adını bulduk. Gitmek ve dönmek. Yani gitmek ve kalmak. Dönmek değil. Gitmek ve kalmak. Ne gideceğiz? Ne burada kalacağız? Bize öyle bir yapı lazım ki biraz orada biraz burada olalım. Yani biraz esintimize göre yahut da esintiye göre gidip gelelim. Bu tabii yapı içerisinde bir takım sorunlar çıkabilir. Mesela ödenekli insanlar için sorunlar çıkabiliyor. Sigortalar açısından, sağlık sigortası açısından konut nasıl olacak? Buradaki konutumuza kilit mi vurup gideceğiz? Nasıl bir yapı yaparsak iyi olur? Bir de tabii en büyük sorunlardan birisi de emeklilik olayı ki mesela Hollanda'da işçi olarak gelmiş, yaşamış insanlarımız 15 yaşından beri Hollanda'da yaşamadıkları için emekliliklerinde büyük bir açık var. O emekliliği hiçbir zaman sigorta ettirmemişler. Bu insanlar eğer Türkiye'ye dönecek olsalar ya Fas'a vesaire alacakları emeklilik çok az.
üstü tamamlanamıyor çünkü ödenek dışarıda alınamıyor filan. Neticede bunun gibi böyle bir somut sorunlar üzerinde çalışıyoruz şimdi. Bunlara çözüm arıyoruz. Eğer bunlar çözümlenirse o zaman insanların böyle gidip gelmeleri kolaylaşacak. Şeylerle, bir takım sigortalarla, konut şeyleriyle, şirketleriyle ilk temaslar yapıldı. Bunlardan çok olumlu şeyler aldık. Bu emekliliğin tamiri konusu dışındaki işler iyi yürüyor. Orada politik bir şey var. Politikten ziyade ekonomik bir sorun var. Eğer bunları telafi edin dersek bunun sonu gelmez diyorlar. Yani şimdi hala Hollanda'ya gelen işte ilticacılar var vesaire, hepsinin emeklilik olayını tamir etmeye kalkarsak sonu ucu bucağı görünmez bir sorumluluk olur diye politik politikacılar olaya sıcak bakmıyorlar. İki defa meclise kadar getirmeyi başardık olayı, sonuç alamadık. Ama üstüne hala uğraşıyoruz. Evet, bir 10 yıl sonra kendi hayatını nasıl görüyorsun? 10 yıl sonra Allah kısmet ederse yazmaya başlayacağım. Şimdi yıllardır böyle notlarım, dosyalar dolusu duruyor. Fakat bir türlü oturup da yazamıyorum çünkü oturacak vaktim yok. Ama yazmak ve sistemimden bir takım şeyleri atmak istiyorum. Yazacak şeyim de çok birikti. İşte 10 sene sonra umarım yazmaya vaktim olur. Kendimi 10 sene sonra kompütürün arkasında daha ziyade görüyorum. Yapmak isteyip de yapamadım çeşitli nedenlerden dolayı dediğim bir olay var mı? Var tabii. Yani bir kere her şeyden evvel bir akademisyendim. Yani akademik kariyerimi bıraktım. Onu yapamadım. O bana çok acı veriyor. Çünkü babama verilmiş bir sözüm vardı. Yani doktoramı yapacağım diye. Onu yapamamış olmak hayatta beni en çok rahatsız eden şey. Hala düşünüyorum yapsam mı yapmasam mı diye, bir türlü vakit ayırabilir miyim ayıramaz mıyım diye. Ölmeden bir doktoramı yapsam babamın yanına rahat gideceğim. Öte yandan başka işler hep onun önüne geçiyor. Şu saatten sonra yapsam akademik kariyer zaten olası değil diye de düşünüyorum. Ama içimde çok büyük bir yara olarak hiç kapanmıyor duruyor. Hollanda'da yaşayan Türkiye'li kökenli insanları, yani göçmenlerin konumunu bir 15-20 yıl sonra nasıl değerlendiriyorsun? 2025'lerde. Şimdi tabii gelişmelere baktığım zaman iki şey görüyorum. Bir tarafta çok övüneceğimiz bir genç neslin olduğuna inanıyorum. Yani bugün hatır sayılır bir milletvekilliğini kaldıracak bir genç de yetiştirdik. Bu anlamda bu ülkeye damgasını vuracak insanlar yetiştireceğimize inanıyorum. Ama öbür tarafta da nesiller boyu işsiz kalacak bir kesim olduğunu da görüyorum. Şimdiden daha birkaç nesil işsiz olarak yaşamış insanımız var. Baba işsiz, çocuk işsiz. İnşallah yanılıyorumdur ama böyle bir toplumun marjında kalacak işsizlik ve ödenek kültürüyle yetişmiş bir sanki bölümde olacak gibi bir korkum var. Ve baktığım zaman
bazı genç insanlarda bile ödenekle çalışma hayatındaki yahut da çalışarak alınacak maaş arasındaki birkaç yüz guldenin yahut euronun pazarlığını, hesabını yapan insanlar gördüğüm zaman müthiş bir umutsuzluğa düşüyorum. Yani ben çalışırsam alacağım ödenekten 300 gulden fazladır, bunun için çalışılmaz diyebiliyorsa insan, bu bayağı kaygı veriyor bana. Ama öbür taraftakilerin de hakkını yememek lazım. Canavar gibi yetişen ve bütün olumsuzluklara rağmen bir şeyler başaran çok da insanımız var. Gençlerimizle de o anlamda övünüyorum ama bu da var. Bir de beni İslam adı altındaki gelişmeler çok endişelendiriyor. Bu konuda tabii kendimi çok fazla yetkili hissetmiyorum. Ama ben dinin ve inancın herkesin kalbinde olmasını ve kişisel olmasını her zaman yeğliyorum. Ve dinlerin insanları birbirine yaklaştırıcı özelliklerini öne çıkartmanın önemini vurguluyorum. Ayrımcılığa, ırkçılığa karşı bir insan olarak insanlar arasında çizgi ve sınır çeken bir dine şiddetle karşıyım. Bu din ne olursa olsun. Bu tip tartışmaları sen yaptın mı ya da yapıyor musun? Yarın örneğin, yarın akşam İslam yayın organının canlı radyo programına çıkacağım. İslam, kadın vesaire konusunda. Tabii düşüncelerimi her yerde söylemeye çalışıyorum ama şöyle de bir şey var. Ben Müslüman kişilik altında yetiştirilmiş bir insan değilim. Kişiliğimin en önemli konusu din değil. Bunu çok önemli bulan insanlarla tartışmaya girdiğim zaman tabii yani sen yeteri kadar inanç sahibi değilsin, bu soruda konuda söz sahibi değilsin deniliyor bana. Bir yerde belki doğru. Yani benim için kişiliğimin en önemli unsuru değildin. Ama öte yandan toplumsal olarak baktığım zaman ben her zaman insanların aralarındaki sınırlara karşıyım. Bu cinsiyet sınırı olsun, milliyet sınırı olsun, her türlü sınıra karşıyım. İnsanların arasında biz siz duygusunu yaratan her türlü düşünceye karşıyım. O anlamda din işi oraya vardırıyorsa dine de karşıyım. Bence din, hiçbir din bunu yapmak istemiyor ama bu şekilde yorumlandığı zaman ben onun bir inançtan öteye siyasi bir amaç olduğunu görüyorum. Ve yani siyasetle inancı birbiriyle bağdaşan şeyler olarak görmüyorum. Bana babamın öğrettiği dinin, insanın aynaya baktığı zaman kendi gözlerine bakabilmesi diye tarif etti. Bu da çok özel ve çok kişisel ve çok mahrem bir şey. Kalkıp da sen mi daha çok inanıyorsun, ben mi daha çok inanıyorum, hangimiz daha iyi Müslümanız ya da Hristiyanız tartışması kadar abes bir şey bilmiyorum. Yani herkes aynaya baksın gözlerine, kendi gözlerinin içine rahat bakabiliyor mu? Benim için önemli bu. Bu da çok aynayla insan arasında bir şey.